Merhaba arkadaşlar, bu videoda Serenopsis fugaxların bakımını yapacağım. Bu un kurdu vermiştim en son birkaç gün önce, herhalde bir gün oldu. O un kurtlarını yediler. Şimdi onları alacağım. Son bir aydır video atamıyordum, kusura bakmayın. Bunun sebebi de derslerime vermiş olmam kendime. Hani sınavlar olacak olmayacak derken hani benim de kafam karıştı, durmadan ders çalıştım. Şimdi sınavlar yine ertelendi. Ben de video çekme kararı aldım. Hem bir aydır video gelmiyordu. Siz de sıkılmışsınızdır. Şimdi bugün Serenopsis fugaxlarımızın bakımını yapacağız dediğim gibi. Burada beyaz bir kağıt var. Neden beyaz bir kağıt var onu açıklayayım. Şimdi bakın gördüğünüz gibi burada bir tane un kurdu var. Yenmiş. Ve Serenopsis fugaxların içleri de çok küçük. Hani un kurdun üzerindeyken veya içindeyken görünmüyorlar. Ben un kurdunu alacağım. Bu A4 kağıdından bir güzel yuvarlayacağım, edeceğim. İçinde işçi varsa kağıda düşmesini sağlayacağım. Daha sonra tekrar test tübünün içerisine koyacağım onu. Hani bunu yapmamdaki sebep de tamamen işçilerin ölmemesi, kaybolmaması. Bakın zaten bayağı bir yumurta var. Hani bir ayda bayağı bir yumurta oldu. Bir un kurdu verdiğim zaman da hani bakıyorum bir hafta sonra bayağı bir yumurtalar gelişmiş oluyor. Şimdi hemen açalım. Şimdi ben bunu alacağım. Bakın arkadaşlar. Şu anda sizi görmüyorsunuz büyük ihtimalle ama bak açar açmaz bir tane işçi gördüm ben orada. Onu hemen pamuğa alıp tekrardan şu anda o altta. Üste çıktı gördüğünüz gibi. Evet, bu arada onun gitmesini bekledim. Daha hala orada bir sürü işçi var. Un kurdunun orada. Görebiliyorum. Şimdi şunu şöyle alalım. Un kurdunu. Bakın üstünde yürüyorlar. Yani bir zararı olacağını sanmıyorum işçilere. Ya işte arkadaşlar küçüktür beslemenin de böyle sıkıntıları olabiliyor. Hani ben mesela 2 saat şimdi uğraşacağım bununla. Ama güzel oluyor. Eğlenceli oluyor bir yandan. İşçilerin oradan çıkması gerekiyor. Orada ben bir ya da iki tane işçi gördüm. Şöyle netlemiyor ama. Neyse ben, siz buraya büyük ihtimalle atlayacaksınız. Ben bu işçileri çıkartıp koyup geliyorum. Hani çünkü zaten artık kraliçeler de rahatsız olmaya başladı. Şöyle göstereyim. Kraliçeler de rahatsız olmaya oldular. Bakın. Ha, sizi görüyorsunuz. Şu an bakın. Görmüş olduğunuz gibi işçi çıktı dışarıya. Onu pamukla alacağım şimdi. Zarar vermeden. Tekrar koyacağım. Tamam. O da gitti. Buraları atlamak istemiyorum aslında. Hala bir işçi var orada. Un kurdunun ayaklarının oralarına arkadaşlar giriyorlar, duruyorlar. Evet arkadaşlar, işçimizi koyduk tekrardan. Burayı siz atladınız. Şimdi bunları fazla strese sokmadan coverlarını kapatıyorum. Şöyle koydum. Şimdi bir tane daha var. 3 tane kolonim var. Hepsini besledim. Şöyle göreyim. Bakalım. Ya bu küçük bir kolonim. Bunun nedeni de zaten biliyorsunuz. Hiç, yani tek olması multi queen değil. Ben multi queen yapmadım. Daha doğrusu multi queen olmadı. Normalde yapacaktım. Şimdi bakın zaten kurdunu bayağı bir yemişler. Şöyle sizi de görün. Dümdüz etmişler artık. Şu
Şunu da şöyle. Bunu yapmamdaki amaç arkadaşlar artık biliyorsunuz. Hani işçi varsa düşmesini sağlamak. Normalde ben bunu bakıp çöpe atsam bakmayıp. Yani belki de bir veya iki işçi çöpe gidecek. Bunu 2-3 günde bir olduğunu düşünün. Kolonideki işçiler bir azalmaya başlayacak. Yani bu da benim geliştirdiğim bir yöntem artık. Evet, bunda yok gibi bu arada. Yok, bu burada yok. Bunu ben alıyorum köşeye. Bunda çıkmadı. Bu arada şu temizliklerini ben daha sonra yapacağım. Şimdi video çok uzun olmasını istemediğim için atladım. Bu arada ben doğru mu görüyorum? Evet. Az önceki kolonimizde verdiğimiz un kurdun. Bir dakika. Hop, tamam. Az önce bir tane bu koloniye ait bir tane işçi gördüm orada, onu attım. Şimdi gelelim 3. kolonimize. Bu kolonide arkadaşlar yine yumurta sayısı var. Fazla yani. Bir multi coin'e göre normal. Şöyle siz görüyorsunuz umarım. Bakın. Ama net demiyor. Tamam, şimdi bunda işçi varsa 2 ya da 3 tane olabilir. Hop, bir dakika. İstemeden 2 işçi kaçırdık. Ben hızlı bir şekilde yaparım umarım. Oo, bu un kurdu 2'ye bölündü alırken. Kapağı kapatalım. Tamam, bunları aldım. Şimdi bakın arkadaşlar, un kurdun derisi bu. Yani bayağı yemişler, bitirmişler. Şöyle birazcık sağa sola yapınca zaten işçi varsa büyük ihtimalle düşecektir. Ben de bir yandan bakıyorum. İşçi yok gibi bunda da. Evet, bunda da işçi yok. Güzel. Şunları da gösterelim şöyle. Bu koloni arkadaşlar bayağı bir büyüdü. Hani son bir ayda gayet güzel geliştiler. Kuş uykusuna yatar mı bilmiyorum. Yani belki yatar, belki yatmaz. Ama şu an zaten yatırmayacağım. Bir sürü yumurtası var. O işçilerin çıkmasını istiyorum. Çıktıktan sonra büyük ihtimalle yatırırım. Başka düşünüyorum, bakıyorum. Zaten çok fazla kolonimiz kalmadı. 6 tane koloni kaldı. Bu arkadaşlar şey, bunun un kurdunu ben önceden almıştım. Videoyu beklemedim. Bu arkadaşlar şey, saldırıya uğrayan bir tane Serenopsis kraliçemiz vardı. Yani bayağı bir hasar görmüştü. Onun işçileri çıktı. Hemen besleme yaptım. Şeker suyunu koydum. Son bir hafta içinde hani kraliçe yine yumurtladı. Orada 5 tane falan yumurta var şu anda. O karanlık tarafta. Yani bunların işçilerin çıkması gerçekten çok güzel oldu. Her neyse. Evet, videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hani bunu zaten videodan saymayın. Bu tam olarak bir video değil. Hani öylesine günlük bakım gibi bir video oldu. Şimdi hani ben çekebildiğim kadar video çekeceğim. Hepsini de atacağım. Merak etmeyin. Telafisi olacak bunun. Yeni yılınız kutlu olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.